Arzu'dan nasıl haber alacağım ya? Bir yolunu bulsam. Feydoş. Aa, İpek. Feyzo, sende kil maskesi var mı ya? Hayatım, benim ev kozmetik dükkanı gibi. Olmaz mı? Geç. Ay ya İpek, bir iki dakika otursana ya. Tamam. Sana ne soracağım? Sor teyze. Şimdi benim bir arkadaşım var. Hı. Birinden haber almaya çalışıyor. Alamıyor. Ve bu gidişle de pek alacağı yok. Sosyal medyası yok mu? Yok, kapalı. Hackletsin hesabı, neyi var neyi yoksa görsün. Aa, ne yapacak canım, bir sürü resim görüp milletin anası ağlıyor, orada hiçbir şey yokmuş gibi internette poz veriyor. Geç o işleri. Hmm. Sevgilisi mi? Emmisi. Kızım sana ne, nesi ise nesi? Ne yapması lazım yani? Senin arkadaşın dedektif tutsun o zaman. Nasıl yani, öyle filmlerdeki gibi? Evet. Benim arkadaşım Gaye'nin annesi tuttu. Adamı takip ettirdi. Neyi var neyi yoksa aldı boşandı. Vallahi aferin ona, iyi yapmış. Ay. Keşke Kuzey kaybolduğu zaman da yapsaydık öyle bir şey. Hiç aklımıza gelmedi. Teyze Karsuar neler neler yaptı. Senin dedektifine mi kaldı o? Doğru. Ya peki nereden buluruz bu şey, bulur arkadaşım bu şeyi, adamı? Dedektif midir neyin nesiyse? Yani telefonunu vereceğim çünkü. Teyze senin arkadaşın internete baksın. Onları oradan bulmuştu. Dolu var orada. Ha, o kadar kolay yani. Tabii canım. Ha. Tamam oldu o zaman, söyleyeyim. Böyle yapsın. Hadi ben kaçtım. Sana kolay gelsin teyze. İpek. Hı. Dur. Ya şu... Benim kiracı taşındı. Vallahi gördüm, çok düzgün, çok beyefendi biri. Tanıştırayım diyorum seni. Bilmem, bakarız. Hadi ben kaçtım. Evet. Sağ ol teyze. Hadi bakalım, güle güle. Sizi bulana kadar bayağı bir araştırma yaptım ben. Ay şaşırdım. Ne kadar çok dedektif varmış. Hiç bilmiyordum bu kadar çok dedektif olduğunu. Şok oldum yani. Çok var ama... İnanın benim gibisi yok. Evet. İki haftadır görüşüyorum. Pek çok kişiyle görüştüm. İki kişiydi. Birini eledim. En son siz kaldınız. İnşallah. Artık sonuncusunuz. Dona kalmazsınız. Hani öyle derler ya. Sona kalan. Dona şey olur diye. Hanımefendiciğim. Şimdi kocanızı mı takip etmek istiyorsunuz? Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Kızımı. Kızımı takip edeceğiz. Kızımla görüşmüyorum ben. Adana'da yaşıyor. Bugüne kadar yanlarında çalışan bir yardımcıları vardı. Onun aracılığıyla haber alıyordum ama onunla da irtibatım kesildi. Artık haber alamıyorum. Şimdi ne oluyor ne bitiyor öğrenmek istiyorum. Resimlerini görmek istiyorum. Efendim bunlar bizim için çocuk oyuncağı. Siz hesaba parayı gönderin. Hiç açıklamaya falan da bir şey yazmanıza gerek yok. Geri kalan her şeyi ben tek tek halledeceğim. Ah tamam işte. Asıl mevzu zaten hesap dediniz. Ne kadar acaba böyle bir işin ücreti? Şimdi anne kız ilişkisi kıymetli. Kasyon. 150 bin diyelim mi? Bilmem diyelim mi? Çok geldi bir anda ama... Kredi çekip dedektif parası ödemek de tuhaf. Yani dolar deyin de düşüp bayılayım burada. Yok efendim, TL. Ha. Neyse. Yani şimdi Filiz Hanımcığım, seyahat masrafları olacak. Konaklama masrafları olacak. Harcamalar olacak. Ki zaten bu bahsettiğimiz aylık değil, 6 aylık bir meblağ. Ha, yani bir derece. peki o zaman bir bakalım, bir başlayalım, bir 6 ay neler oluyor görelim. Ondan sonrasına bakarız, tekrar konuşuruz. Hayırlı olsun, ne diyelim Ercan Bey? Erhan. Çok özür dilerim Erhan.